Güzel bir hindi butum var. Şöyle alayım. Bunu konfi yapacağız. Şöyle ikiye ayırayım. Ki daha çabuk pişsin. Her zaman kullandığım bir konfi yağı var. Bayağı bir yağ gidiyor ama bu yağ tekrar tekrar kullanabilirsiniz. Çünkü hiçbir zaman yüksek ısılara çıkmıyor. Yani trans yağ seviyesine geçmiyor. Şöyle içine atalım. Kaplaması lazım. Yani hindilerimizin tamamen yağın içinde girmesi lazım. Şöyle iki diş sarımsak, birazcık defne yaprağı, birazcık karabiber. Birazcık da kekik alalım, taze kekik. Altını açıyorum. Hep böyle küçük küçük baloncuklar görmek istiyorum. Hiçbir zaman fokurdamaması lazım. Aksi takdirde kızartma olur dediğim gibi. Yaklaşık 1-2 saat içinde yumuşacık kıvama geliyor. Bu arada ben güzel bir focaccia yaptım. Şöyle çıkartayım. Bu zeytinli otlu focaccia'nın içine güzelce bir sandviç yapacağız. Yaklaşık aradan 2 saat geçti. Piştiğini nereden anlıyoruz? Şu bilek kısmındaki kemiği görmemiz lazım. Yani etin ayrılması lazım her iki tarafa. Renginde de çok büyük bir değişimin olmaması lazım. Kızarma gibi de durmaması lazım. Şimdi etini ayıklayıp şöyle nasıl lokum gibi dağılıyor görüyorsunuz. Etleri içine direkt atalım. Tuzumuzu, karabiberimizi alalım. Biraz içine kornişon turşu koyacağım. Şöyle ince ince doğruyorum. Bir parça mayonez. Şöyle bir atalım. Eğer gerekirse biraz daha kullanacağız. İyice karıştırıyoruz. Birazcık da yanına maydanoz koyacağım. Onu da karıştıralım. İç harcımız hazır. Gelelim ekmeğimize. Ben bugün bir focaccia ekmeği yaptım. İtalyan bazlı bir ekmek, birazcık yağlı bir ekmek. Ama illa focaccia'nız yoksa normal ekmeği de yapabilirsiniz. Ciabatta ekmeğine de güzel olur. Bir kare keseceğim. Şöyle kenarlarını alayım. Ekmek de güzel olmuş. Şöyle ikiye bölelim. Gerek sandviç yapalım, köfte ekmek yapalım, dürüm yapalım. Ne yapıyorsak yapalım, ekmeğimizi, hamurumuzu ıslatmamız lazım. Ben mayonez kullanacağım. Şöyle güzelce ıslattık. İç harcımı alayım. Eşit miktarlarda koyuyorum. İsterseniz yeşillikler kullanabilirsiniz, domates kullanabilirsiniz. Ben birazcık roka kullanacağım. Şöyle roka yapraklarını... Kornişonu zaten içine koymuştum, üstüne koymuyorum. Şöyle üçgen keselim. Yanına da küçük bir salata yapayım diyorum. Şimdi bu focaccia'nın yanına güzel de bir salata yapalım. Patateslerim var haşlanmış. Onları alayım. Küp küp kesiyorum. Kornişon. Esasında sandviçte uyguladığım şeyi bu salatanın içine de uyguluyorum. Birazcık mayonez koyacağım. Birazcık da roka koyacağım onun içine de. Şöyle roka yapraklarını da alayım. Bir parça da peynir koyuyorum içine, gravyer peyniri.
şöyle iyice her yerine yedirelim. Birazcık tuz, karabiber. Şöyle bir kalıbın içine koyalım. Daha da güzel gözüksün. Üzerine biraz da maydanoz koyacağım salatanın. Kalıbımızı alalım.